40 İş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün yine ayın ilk perşembesinde eski yenideyiz. Bugün konuğumuz Voodoo. Hatırlayanlar olacaktır. Geçtiğimiz yılda Voodoo'yu konuk etmiştik. Bugün kontrol ettim. 4 Kasım'mış, yani tam bir ay sonra oldu. Bugün biraz daha kalabalıklar ama birazdan kamera değişince göreceksiniz. Toplamda 8 kişilik bir ekiple geldiler. Herhalde rekorumuzu da kırdık. Her zamanki gibi biliyorsunuz sorularınızı, yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Ya chat ekranından bize iletebilirsiniz ya da Twitter'dan 40 kişi 40 kişi hashtag ile iletebilirsiniz. Ben de ekibe elimden geldiğince sormaya çalışacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hakikaten Selam. bu sefer tribün yaptık. İkinci katı çıktık ilk kez. Şimdi öncesinde de konuştuk. İkiye ayıracağız herhalde muhabbeti ve Voodoo'nun müzik ayağını konuşacağız. Bir de Voodoo'nun Evet. yapım ayağını konuşacağız. Evet. Bayağı yoğun aylar geçirdik görüşmediğimiz süre zarfında. Tabii bir yandan hiçbir şey de yetişmiyor aslında. Bu çok fazla organik şekilde yansıttığını bilmiyorum ama birçok planımız var, yaptığımız birçok şey var, insanlarla paylaşmadığımız. Bu gece sizin aracılığınızla bunlarla herkesle bir şekilde etkileşime geçmeye çalışacağız. Tamam. Şimdi bir sıkıntı var mı? O tarafta tamam, devam ediyoruz. Sesler geliyordu da. Şimdi bu bir yılda neler oldu, neler bitti? Siz kabaca bir anlatın isterseniz. Fiziksel olarak taşındınız zaten, değil Evet mi? evet yeni stüdyomuza taşındık. Daha işlevli, daha fazla işi bir arada yapabileceğimiz bir yer gerekiyordu zaten bize. Çünkü müzik dışında biraz da marketing konularında ya da daha tekstil konularında da hip hop çalışmalarımız olacak. Hip hop sektörü içerisinde. Bununla beraber hazırladığımız albümler var. Birazdan daha detaylı şekilde bahsedeceğiz zaten. Daha müzik dışı prodüksiyon konulu ki bilinen bir gerçek. Bizim kliplerimiz underground kitlede çok sevildi. Bunu belki biraz daha televizyona kendi kafamızda taşıyacak bazı işler yapacağız. Onların detaylarına gireceğiz. Agabi yeni albümünün akustik performanslarıyla Agabando ile beraber performanslar yapacak. Öyle. Müzikle başlayalım isterseniz. Bence üst kattan bir parça alalım. Selam. Aynen. Tamam. O zaman yeni albümden Empati şarkısıyla başlayalım. Hakan müsaitse. Müsaitseniz. Yahu. O zaman bu Ankara'nın bağrından vudu. Danagabando. Boom. İşine yaradı bu yükle da usta. Hedefi daha kutsal, bir daha susmaz bir dal. Derman sar başımıza kibarca, zıvanadan çıkarmadan. İçimde yaratıcıdan bir parça var. Hiç harcamam, melekler beynimde gitar çalar. Ben söylerim iyi dilekler, yine de selam. Ben iğrenç adam, ne desem boş. O zaman ben de gidip bir bilene sorup soruşturmadan diyeceğim tamam. Tapumu ki mesele değil, ben de bu gibi esefle kınıyım. Dilimin kını yok yerine sokayım, o yüzden mesafen çok iyi. Sen eskazade, beleşla tane, devaysa derde, devamını kitaptan okuyayım. Bu şeytan işidir o, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Sorsam pişman mı değil, ondan eksilen ne çift katlı beynim. Hedefime inatla değinip yedim beyni. Asabit fikirli ve narin, kibiri bir lanet, cehenneme davet. Bu ki müsaade senin pek terabet. Bana tanet ol ya da devam et. Sabit fikirli ve narin, kibiri bir lanet, cehenneme davet. Bu ki müsaade senin pek terabet. Yok, bana tanet ol ya da devam et.
ufaktan. Görüp uzaktan göz kararı tutup hisleriyle tartar. Ve nefes üflediğince alçak, tepeme pislediğiyle kalacak. Mecalim yok onca laçkaya laf anlatacak. Çakmak hatta derdime derman yakayım. Her çapını çekip içimem demem o ki ben her katıyım. Daha da ter katıyım olsa da berbati. Berbati demek için kuruyor kimi de kimine empati. Biz ondan duyduk neyin neyse ne olduğunu. Ki deyim yerindeyse o hiç evinde yok olsun. İyiyim ben ne olsun sen beklet de soğusun. Da öyle çevir gün geçireyim de yine yeni gün doğsun. Bu ara tek duam. Kitap ara bu da taparcasına bir etki altında. Bizde ya denek ya mal. Su altından yürüt zaman gülünç olan da şu. Düşüşte var öpüp kuşta düşle bari yalandan. Fikirli ve narin kibiri bir lanet. Cehenneme davet. Bu ki müsaade senin pek de rağbet. Yok bana tanet ol ya da devam. Sabit, fikirli ve narin, kibiri bir lanet. Cehenneme davet, bu ki müsaade senin pek de rağbet. Yok bana tanet ol ya da devam et. Üst kattan selam. Eyvallah. Bu sound hip hop camiasının alışık olduğu bir sound mu? Onu sorayım. Yok, pek değil aslında. Yani amacımız şey, bir şeyle rap vermek. Ama ne olduğu dinleyenin algısına bağlı aslında. Hani duyduğu şeyi bu rap değil deyip öteleyebilir. Ama değişik bir şeyin üzerinde rap deyip sahiplenebilir. Aslında buna açık bir şey yapıyoruz. O yani. Bir şeyin ben olduğunu düşünüyorum şu an. Gitar olarak. Aynen. Olabilir belki. Aynen. Bu arada çok pardon. Agabando yeni oluşturduğumuz bir ekip. Şarkılarımızı canlı performa ettiğimiz bir ekip. Saksafort'ta Hakan Kiltepe sağ olsun eksik olmasın boom. Gitar'da AB Country, Ali Balkan Kırkpınar ve her türlü vurmalı da Selena Özmen. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da sağ olun. Böyle bir şey yapıyoruz. Saksafonu kullanan olmuş mu? Kendini hip hop diye, rap diye tabir eden bir... Canlı olarak zannetmiyorum ama şarkı işlerinde samplingler de mesela tabii ki oluyor. Dünyada tabii ki birçok örneği var. Hip hop zaten blues ve funk müziklerden beslenip çıkış yapmış bir müzik olduğu için tabii ki var. Hani blues ve funk da saksafon olduğu için ama Türkiye'de çok yaygın şekilde kullanılmadı. Tabii ki denendiği zamanlar oldu. Ama Agabin'in şimdiki sound'uyla bayağı uyumlu bir enstrüman. Yeni albümde bol bol saksafon kayıtlarımız var. Hey hocam bu bir başka, onu bir şey yaparsak. Bu farklı çünkü, değişik denedik. Bugüne kadarki tepkiler ne oldu? Fena değil. Genelde stüdyo içinde arkadaşlarımıza dinletiyoruz hani albüm çıkmadan önce. Tepkiler güzel. Hep genel tepki rap gibi değil ama böyle bir rap de bir yandan falan gibi. Bakalım biz de merak ediyoruz verdiğimizde ne tepki alacağız tam olarak. Agapella'yla
Agabando farklı çıkış projeler mi? Çıkış noktası o aslında. Bir Agapella videolarından çıkışla Agabando diye bir şey yaptık. Deniyoruz biz de böyle çok hakim. Bu kesinlikle dediğimiz bir şey yok ama deniyoruz işte bakalım. Keyifli. Albümü soranlar olacak muhtemelen, daha gelmedi muhtemelen. Ama ne zaman diye. Sorunca mı şey yapalım. Albüm çalışıyoruz şu an. Sanırım 8-9 şarkı falan oldu. Yani şey değil, şu tarihte bitirelim, şu kadar şarkıda bitirelim değil de daha çok ne oldu, şu halde ne yapalım gibi işliyor durum. Ama şu an vereceğiz gibi, böyle Ocak ayında yayınlanmış olacak tahminimle. Bu yani fiziki olarak basılacak bir albüm mü olacak bu, yoksa elektronik ortamlarda mı dağıtılacak? Yani bazı genel stratejilerimiz, planlamalarımız var. Agabin albümü de bu stratejilerin kollarından biri. Zaten Voodoo Records olarak bir oluşum olarak 2010'dan beri Ankara'da hip hop müzik camiasında üretim yapıyoruz. Bir şimdi tekstil mağazası Voodoo'ya ait. Yani Voodoo'nun merchandising ürünlerinin yanı sıra daha genel hip hop dikeyinde ürünler satan bir mağaza. Onunla beraber ya belli bir community oluşuyor. Aga bir albümü var. Oradan arkadan Jam Spade var. Şu an aramızda olmayan Pens ve Evre var. MC'lerimizden, gene müzisyenlerimizden. Bununla beraber hip hop'un şu an Türkiye'deki en büyük zaten eksiği müzik yapmayan profesyonel elemanlar. Bu konunun üzerine gittik son bir yılda. İşte Çağrı aramıza katıldı. Organizasyon konularımızda Tarhan aramıza katıldı. Komple bir paket yapıp Voodoo'yu daha genel böyle bir iş istasyonu olarak, komple bir sunum olarak 2015 senesi içerisinde müzik piyasasına sunmayı düşünüyoruz açıkçası. Bunlar herhalde kendi deneyimlerinizden kaynaklanan şeylerdir. Zamanında eksikliğini hissettiğiniz bu hip hop camiasındaki evet, yani elemanların. Endüstriyelleşmeye karşıyız tabii ki. Ama bununla beraber kendi savaşımızı da vermek zorundayız. Bu nedenle belli kartellerin tek elinde değil de kendimiz bazı tohumları atıp da onların filizlenmesini bekleyip oradan kendi ekinimizi almayı düşünüyoruz açıkçası. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında çok ikiye ayırmadan böyle daldan dala atlayarak gidelim. Son bir yılda olan şeylerden herhalde en böyle prim yapanı mı diyeyim tırnak içinde, herhalde Şahin abinin Ankara'ya gelmesidir. O olayı hanginiz ayarladı, kim anlattı? Dinleyelim bakalım. Bu projede tekniği en üst noktaya. Bu A-Say. Ses kontrol 1-3-5. Merhabalar Çağrı bu arada. Şöyle ki benim eski iş deneyimlerimden Şahin abiyle bizim çalışma fırsatımız olmuştu İstanbul'da. Fakat şöyle bir durum var şimdi, tabii Türkiye'de her konuda olduğu gibi bence açman lazım. Tamam, açacağım. Şimdi şöyle bir, öncelikle durumu şöyle açayım. Günah Keçisi filmiydi, komedi filmiydi. Komedi zamanında beraber çalıştık. Ama Türkiye'de genel olarak hani biz aslında televizyona da baktığımızda reytinglerde sorun şurada. Aslında maalesef düşük zekalı işler tercih ediliyor. Fakat ne, çok da bunun üzerine gidilmemesine rağmen örneğin Şahin Kağan'ın geçmişinden gelen işte kariyeri veya diğer popülaritesi farklı saptırılabiliyor. Yani insanlar bu ne diyor. Biz de dedik ki bu ne dediğiniz adam aslında çok daha toplum sorunlarına parmak basan, farklı şeyler yapan, aslında zamanında yaptığı iş bile Günah Keçisi'nde de aslında bu biraz anlatılmak istenmişti. İnsanlar kapalı kapılar ardında neler çevirirken o Günah Keçisi haline geliyordu ki doğal bir şeyi aslında bir ihtiyacı karşılarken. Sonuçta birçok ihtiyaç farklı şekilde karşılanıyor ve saygı duyulan noktalar da var. Biz de şunu yapalım dedik. Özellikle son zamanlarda gençlerin kötü bir duruma düştüğü, batağa düştüğü bu bonsai konusunda bir çalışma yapalım istedik. Şahin abi de çok beğendi. Buraya gelip zaten bizimle beraber bir şeyler yapmak, ekiple tanışmak da istiyordu. Çünkü işleri de görmüş, daha önce de duyum almış Voodoo ile ilgili. Benim de ekibe katılmamla beraber Şahin abiyle olan ilişkimizle beraber de Voodoo ile de ilişkilendirdik Şahin abiyi. Bununla ilgili tepkiler de aldık ama genel olarak olumlu tepkiler vardı. Ama olumsuz tepkiler, en başta bahsettiğim bu ne deyip aslında kapalı kapılar ardında bazı farklı şeyler çeviren insanlar ya da yaşayan insanlar da farklı tepkiler verdi. Örneğin bir haber sitesinde bunun yayınlanmasına, o haber sitesine çok ağır eleştiri, biz burayı saygın bir yer olarak biliyorduk diye. Ama oradaki bir sosyal sorumluluk kampanyasının farkında değildi o kullanıcı örneğin. Bunun gibi problemlerimiz var. Bu, ben dışarıdan bakan bir gözle yine hip hop ve rap açısından da bu sıkıntılar var. Biz bunları biraz gidermeye çalışıyoruz. Farklı açılardan bakarak, hem müzikal açıdan hem felsefi açıdan bunları farklı konumlara getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada Şahin abiyle de çalıştık.
belki çok bambaşka isimle de bu yollarda ilerleyeceğiz yani bambaşka açılardan. Ben biraz bu oluşuma katılımla ilgili istersen hazır elime mikrofonu almışken bahsedeyim. Zaten uzun yıllardır biz de Ankara'nın ruhu, Gençler Birliği Tribün ruhu ile gelişen bir Ankaralılık duygusu var. Voodoo'nun da bunu sahipleniyor olması da zaten bir ortak arkadaşlığımız vardı. Tabii bazı beyin fırtınaları, bazı projeleri konuşmayla beraber aslında oluşum biraz daha gelişti. Kızılığı gösterince. Aslında ben de sıcakladım ama içimde forma var. İyice tribün olmayalım diye çok çıkarmıyorum. Birazdan çıkarırım büyük ihtimalle. Ve projeler üzerinde konuşurken ortak yolları bulduk ki aslında hedefler dediği gibi endüstriyelleşmeye karşı da bir durum var ama mutlaka biz de kendi ayaklarımızın üzerinde durup bir de ayrıca bir ekonomik özgürlüğe kavuşup biraz da idealimiz olan işleri hem müzikte hem birazdan bahsedeceğimiz yapım kısmında biraz daha ortaya koyabilmek. Çünkü ne kadar ekonomik özgürlüğü elimize alabilirsek o kadar daha aslında sevenlerimize veya takipçilerimize daha kaliteli işler sunma şansımız olacak. Yani bu bir yılda neler yapıldı mesela bu anlamda? Bu yılda yapılanları biraz daha supa müzikal açıdan bahsetsin. Ben de diğer taraftan bahsedeyim yoksa karışık mı gidelim nasıl? Çok özür dilerim bölüyorum ama mikrofonları biraz daha yakın tutabilirsek. Gelmiyor mu ses arkaya? Aynen. Mikrofonu biraz tamam, daha peki. Yakın tutuyoruz. Tutalım supa, yakın tutalım. Yani bu bir yılda bizim oluşumda şöyle bir şey var. Biz diğer tarafta ne yaptık? V Plus diye bir oluşum oluşturduk. Yani Voodoo'nun artı üzerine koyduğumuz kurumsal tarafı oldu. Bu kurumsallığı oluşturmak zorundayız ve biraz aslında bununla ilgili yine şu tepkileri de aldık. Voodoo müzikten uzaklaşıyor mu gibi. Tam tersi Voodoo müzikte daha iyi olabilmek adına bu adımları atıyor. Biz öncelikle başarılı olduğumuz yerlerden yürümek istedik ki bu en başta kliplerimizin veya hazırladığımız içeriklerin beğeniliyor olmasından dolayı iyi bir yapım ekibi de oluşturabilecek durumda olduğumuz için yapım prodüksiyon ayağımızı biraz güçlendirmeye karar verdik. Yeni taşındığımız özellikle stüdyoda bir fikir ofisi ortaya koyabildiğimiz için bu fikir ofisinde toplantılarımızda daha projelerimizi geliştirebildiğimiz için de daha hızlı çalışmaları ortaya koymaya başladık. Tabii ki eksikliklerimiz var. Onları da bir yandan tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda birkaç televizyon kanalı için hazırladığımız projeler var. Kendimiz için hazırladığımız belgesel veya eğitici programlarla ilgili çalışmalarımız var. Tabii sosyal medyada da bir yandan güçlü olmak zorundayız. Sosyal medya için de yaptığımız prodüksiyonlar var. Bunları ayrıntılı da devam ederiz. Ya aslında son bir yılda neler oldu deyince yani siz anladınız o soruyu. Yani Ayis, Sercan, Ezel. Yani... O kısımda ben uzağım. Ben biraz daha uzağım. Supa'ya mikrofonu ben uzatayım. Yani illa soruyorlar bunu. Onu şey diye açıklama yapmışsınız. Ben o zaman denk gelmemişim. Facebook artık eliyor ya. Şimdi bugün geriye dönük baktım. Beşiktaş için Sergen Yalçın neyse Voodoo için Ayis'te oydu diye. Ne oldu ne bitti? Aslında o, bilmek isteyen... Ya tabii ki... Arkadan bir fon müziği eşliğini değil mi anlıyorsunuz? Ama öyle şimdi kadın programı gibi olur. Bir de kamera yakın çekim yapsın o arada. Çalarken. Oynamayacağız değil mi? Yani bu bir sene içerisindeki tabii ki en büyük olan önemli olay bizim açımızdan da Ice açısından da Voodoo Ice Ezel ayrılığı oldu aslında yani bir sene içerisindeki. Ama biz gerçekten burada gördüğünüz herkes ve Ayse Ezel, Sercan, müzik dışında birçok paylaşıma sahip bir gruptuk. Hayatımızı, neşelerimizi, dertlerimizi zaten bir arada yaşayıp kendi içimize paylaşan bir gruptuk. O yüzden yani herkes iyi olduğu sürece beraber iş yapmanın ya da beraber yaşamanın veya beraber bir şey yapmadığının herkesin kendi kafasına göre bir şey yapmasının hiçbir mahsuru yok bence. Zaten önemli olan şey bir kere herkesin mutlu olması, herkesin hayatından memnun olması. Bununla beraber Sercan kendi hayat algısı zaten yüksek bir algıya, yüksek bir zekaya ve yüksek bir algılama gücüne sahip bir arkadaşımız o. Biraz zamana ihtiyacı vardı ne yapması gerektiğini, ne yapmayı isteyip ne yapmayı istemediğini görmesi için belki. O yüzden bizim de aynı durumumuz söz konusu ve bir şekilde beraber plan yapmayıp daha farklı plan yapma kararı verdik. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar biz birbirimizden uzaklaşırsak uzaklaşalım, biz aynı tarafın insanlarıyız. Biz hayatta, biz müzikte, biz algı olarak aynı tarafı temsil eden insanlarız.
Belki bazı insanlar düşünüyorlar artık Ice Ezel gidince Voodoo herhangi bir üretim yapamayacak ya da işte Ice niye güzel stüdyosunu bıraktı da İstanbul'ları gitti falan filan diye, ama biz aynı tarafın temsilcileriyiz ve her halükarda mutlaka bundan Türkiye müziği galip çıkacak. Türkiye müziği kazansa çıkacak. Bir açıdan da iyi, biz başka bir taraftan, Ice başka bir taraftan, bizim temsil ettiğimiz, bizim ortak değer verdiğimiz şeylerin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bunun altında çok fazla dedikodu aramaya da gerek yok. Şu anda beraber değiliz ama aynı tarafın insanlarıyız. Belki bir araya geliriz, belki gelmeyiz, belki hayatımız boyunca görüşmeyiz, belki bir daha insanlar bizi gördüğü zaman beraber oluruz. Hiçbir şey için kimse hiçbir şey söyleyemez. Ama ilk başta önemli olan şey, müzikten daha önemli şeyler var hayatta ve dostluk, arkadaşlık, herkesin kişisel değeri bunun çok daha ötesinde. Bu nedenle Sergen Yalçın Beşiktaş için nasıl efsanevi bir karakterse, Pelé'nin Brezilya için olduğu gibi, Konu Muşekuşe'nin Gençler Birliği için olduğu gibi, Ice Ezel de Voodoo ne yaparsa yapsın kesinlikle her zaman adı en başta saygıyla anılacak isimlerin başında geliyor. Ha, bu şu anlama da gelmiyor. Bizler bu işin yöneticileriyiz, bizler bu işin organize edenleriyiz, Ice bu işin futboldaki futbolcu kavramı gibi değil. Yani o lafımı değiştireyim buradan, hakkı yeten Beşiktaş için neyse Ice Ezel Voodoo için odur diyeyim. Zaten futbola yakın insanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Eminim ki Sergen de 20 sene sonra öyle anlaşılacak zaten Beşiktaş için. Üst kattan yorum var mı buna? Yok. Tamam. Seviyoruz Sergen'i, hala çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. İnsanların dinleyici kitlesinin algıladığı gibi bir durum yok yani. Biz hala Sergen'i çok yani, seviyoruz. Sanırım Sergen de bizi çok seviyordur. Bizim bu insanlar böyle karşılıklı dile getirmiyoruz ama durum bu tabii. Ya bizim bir birlikteliğimiz, bizim yaşanmışlığımız insanların zannettiğinin çok derininde yani. Burada o yüzden herhangi bir magazin primi vermeyi, bu aramızda yaşanan olayı bir şekilde reytinge çevirmeyi kesinlikle kendimize yakıştırmayız. Ve hiçbir şekilde de bu konu hakkında söylediğimizin dışında bir şey kimse hiçbir yerden duyamaz yani. O zaman üst kata bu sefer bir parçayla söz edeyim. Şarkı için. Evet. Bu sefer iki tane üst üste söyleyebilirsiniz. İki mi üst üste? Evet. Gerçekten tamam. Ya da bir iş bölümü yapabilirsiniz bir üstten. Ya bence biz bir şarkı konuşalım, sonra alt taraf biraz konuşsun sanırım. Tamam hadi kek. Tamam 5 tane çalıp neyse. Hadi. Yok estağfurullah. Lütfen herkes rahat olsun. Evimde bir sahnem olsa oyun koyarım her saate. Hepsi tek perde 40 dakika ve ayrıca pek rahat ve daveti de biz şey yapacağız ki söz bir gecede kek dağıtacağız. Oynayacağız ne biliyorsak, dışarıdan bir şey getirmek biliyorsun ki yasak. Saklasan ne en tazesi vasat ki kimini yemini al. En tarisi kadar sen önce ladesi kazan. İstanbul kazandı bense gerçek. Öyle ki insanlık selam demek için bile elense çekecek bakın. Nefret bir akımsa kıyamet yakın. Sizi niyet bırakın. En makulü bu. Kimini kahredip durur. Sen metanetini koru. Boz dumanı soluğu ki her şey dağda net olur. Harbede dolu tonu havayla betonun. Esasen konu da bu. Ana mağlup biz hala çünkü gerçek davamız. Biz davamız biz. Ana mağlup biz hala çünkü gerçek davamız. Biz davamız biz. Ana mağlup biz hala çünkü gerçek davamız. Biz davamız, davamız, dava. Namalup biz hala çünkü gerçek davamız. Biz davamız, kafamda bir ton. Paranoya var ve yalana doydu tok. Kenara koydum birer ikişer, bir iki boğdu. Dedim olsun yine de sordum, salağa yattı çoğu.
Masalın var mı çocuk ya da Ankara ayazı? Soğuk giyin gocuğunu, tak huşi bereni. Peki ya kültür örmek için kaç kişi gerekir? Kaç kişinin hedefinde ve böyle kaç fikire gebeyiz? Kaçmayıp deneriz, amaç farklı değil bedeniz. Gerisi kanserli hücreler gibi yer yer yayılıp berbat eder sistemi. Gibi de bizi de dahil ederler pisleşip. La yok da neler ödetir adama bunlar bir boktan bedel. Hem de yoktan yere öde misli misli borçlan gene. Elimine edeceğine közle de kendi taşanı ye. Kalene bayranı çek ana malum biz hala çünkü davamız namalup biz hala çünkü gerçek davamız biz davamız bom 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 bu Ankara'nın badından yo bu Ankara'nın barından vudu danagabando bom sağ olun. İstanbul'dan konuğumuz oldu. Değil mi olay? Ege Çubukçu. Ege Çubukçu evet. Şimdi, ya orada merak ettiğim bir şey var benim. İstanbul'dan böyle hip hop camiasından elemanlar geldiği zaman buradaki ortamı nasıl buluyorlar? Hani ya... Ege'yi bayağı sevdi anladığım kadarıyla. Gayet eğlenceli bir gece geçirdik burada beraber. Tabii aynen. İşte o yönde tweetleri doldu organizasyondan sonra. Yakın zamanda bir daha güzel bir şeyler yapmak üzere zaten sözleştik. Ankara'nın kitlesi zaten her zaman İstanbul'dan gelen müzisyenleri cezbeden bir kitle. Biraz İstanbul'u besleyen şehiriz de aynı zamanda. Ama oradaki tabii ki eğlence kültürü henüz Ankara'da oturmuş durumda değil. Ama son 3-4 yıldır benim dikkatimi çeken bir şey var. Ankara'da biraz performans hall konseptinde yerler ön plana çıkmaya başladı. Daha güzel eğlencelerin meydana geldiği yerler olmaya başladı. O bizim için büyük bir artı. Club olayı İstanbul'da kalsın. Biz canlı performansla götürelim bu işi. Bir şekilde güzel olur bence. Canlı performanslar da ikiye bölünüyor tabii sizin için. Bir 18 yaş sınırının olduğu performanslar bir de olmadığı performanslar. Evet öyle bir şey var. Çünkü hip hop'un sıcak takipçisi Türkiye'de hip hop müziğin daha dinamik takipçisi 13-20 yaş aralığında. 13-20 yaş dediğimiz zaman 13-18 yaşta ciddi bir yüzde alıyor buradan tabii ki. Ve bir şekilde onların da bizden beklentisi var ve biz bununla da gurur duyuyoruz aslında. Biz şöyle bir elitistlik de bize çok doğru değil. Sadece gece var olmak istiyoruz ya gündüz müzik mi yapılır? Tabii ki biraz daha konsept içerisinde değil ama şu an ülkemizin bileşenleri bu ve onlarla da gurur duyuyoruz. Onların bizi bir şekilde takip etmesiyle de gurur duyuyoruz. Onlara da sürekli işlerimiz devam edecek. Aynen dediğin gibi ikiye bölmüş durumdayız. Mesela şimdi bir 28 Aralık günü gündüz bir rap festivali yapılıyor. Voodoo Records'un sponsor olarak içinde olduğu Papel Hip Hop Fest. Ardından 31'inde Voodoo bir yılbaşı partisi yapacak gece. Daha DJ bazlı bir performans ve Gabando performansları olacak orada. İki tarafa da yeteriz ama ben söyleyeyim yani. Yeterince besleyeceğiz. Yani bu sorum aslında direkt sana. Yani böyle memlekete gidip bir konser verme şeyin var mı? Planın var mı? Kendi memleketime mi? Evet. Diyarbakırlıyım ben. En son konser için gittim biliyor musun? Daha sonra gidemedim. 2 sene oldu o da sanırım bizi. Voodoo, Yeşil Oda ve Dikkat Records müzisyenleri olarak bir beraber gittik.
Orada da sürekli gelişiyoruz. Zaten şu anda artık Facebook, Twitter, Instagram bu Türkiye'nin her tarafına girmiş durumda. Mobil telefonlarla, internetle. Orada da ciddi bir kitle var. Gittiğim zaman Diyarbakır'da çok güzel bir konser geçirmiştik. Sanırım 250 küsur bir katılım vardı ki bu üç büyük şehir dışında zor gördüğümüz bir şey. Adana, Antalya, Diyarbakır bu konularda iyi şehirler. Daha açlar ve o bölge insanının kendi karakteristik yapısı olan daha misafirperverler. Sıcakkanlı. Evet. Yani yakın zamanda şu an için bir plan yok ama pusudayız bakalım. Gideceğiz yakın zamanda oraya da. Eyvallah. Şimdi shop'la ilgili bir soru var. Ne zaman geliyor dükkan? Biz bir gaza geldik. Onun bütün duyurularını yaptık. Ürün alımlarına yurt dışından ithalatlara başladık falan. Ürünlerimiz gümrükte takıldı. İthalatçı lisansları çıkardık. Onları aldık ama sonra şunu fark ettik ki yolda fark ettik ilk kez girdiğimiz bir sektör. Bu iş bizim zannettiğimiz kadar kolay değil. Biraz daha şey olmamız lazım. Hakim olmamız lazım. Çünkü başlayacak ve hayat boyu gidecek bir proje. Ya Çağrı hatırlar. 3-4 yıl önce bir Gençler Birliği forması muhabbeti vardır. Forma almak istiyoruz. Shop'u arıyoruz, dükkanı arıyoruz. Diyor ki siparişi verdik, gemide geliyor. Yani 2 ay o gemi gelmedi Ankara'ya. Aynen, iki ay forma gibi, iki alamadık. Ay. Ama şimdi önümüzde 2 seçenek vardı bizim. Ya başlayacaktık ve zamanla bu işi biraz daha büyüte gidecektik. Veya bir seferden çok büyük girecektik. Sadece hip-hop, giyim ya da voodoo ürünleri değil de bizim müziğimizi dinleyen insanın sosyal hayatında kullanacağı, tüketeceği, diğer insanlarla bir şekilde paylaşacağı birçok şeyi biz bu konseptin içine sokmak istiyoruz Voodoo Shop'ta. Ve bu yüzden dedik ki yavaş yavaş büyümektense bir kere büyük şekilde girelim. Ona göre planımızı yapmaya başladık. Çok az kaldı. Valla. Çok yakın zamanda olacak yani. Şimdi internetten gelen sorulara bakıyorum. Bir bana iletmişler. Şahinka bir şeyi like'lamış galiba. İzlemekte galiba şu anda. Ona da selamlar söyleyelim. Selamlar Şahin abiye de aynı. Agabi'ye Burak'a soru var. Bana mı? Düetler olacak mı albümde? Var. Yok değil. Ya böyle şey gelişsin istiyoruz albüm böyle. Mesela kimle olsun, şunla olsun hadi yapalım diye değil de böyle kim geldi onunla böyle doğal sirkülasyonla böyle hani insan yani o da yapmak istesin, biz de o an yapmak istiyor olalım ve bir şarkı çıksın gibi bir şeyimiz var. Bakalım bilmiyorum. Daha onlar sürpriz. Ben sadece kendi sorumluluğumu yerine getirip kendi şarkılarımı bitirdim. Düetler ayrı bir tarafta bekliyor şu an. Ben lafa girebilir miyim? Lütfen, lütfen. Sonuçta bir şekilde prodüktör rolüyle bu albümün içerisindeyim ben de. Agabi'nin albümün adı da Album olacak. Boom zaten Agabi'nin günlük hayatında çok kullandığı bir kelime. Boom. Buradan da gene zekasına yakışır bir şekilde bir laf benzeşmesi yaptı. O zaman bir saniye. Album. Ben tabii ki prodüktör olarak isimler öneriyorum her zaman. Bu isimle olabilir, bu isimle irtibatta olabiliriz, bu isimden bir teklif geldi, böyle olabilir diye ama Burak'ın algısı daha çok günlük bütün zamanlı bir şekilde paylaşım içinde olduğu, beraber zaman geçirdiği insanlarla müzik yapmak istiyor. Böylece daha somut bir ürün ortaya çıkacak tabii ki. Biz de onun peşinden gideceğiz. Mesela Cem bunlardan birisi mi? Yok, Cem'i almadık. Yok. Cem'in birkaç tane önce yapması gereken başka kendi işleri de var. Onları hallettikten sonra bir dahaki albümde... Albüm için olacak tabii ki de şimdi o kişisel bir mevzumuzdan dolayı ben ona sataşıyorum gibi bir şey oluyor şu an. Tamam. Tabii ki Spade olacak tabii ki albüm. Magazin buradaysa buradan yürüyeyim bir dakika. Yok o öyle bir şey değil abi. Bizim muhabbetimiz şakamız o. Her zaman öyle. Ben ortanca kardeşim. Bir de işte... Benim direkt bendeşim var. O da Penz işte o. Bugün burada yok Penz. Aslında Penz de olsaydı o zaman bu muhabbet üçümüz arasında böyle daha çarpıcı şekilde gelişebilirdi. Daha komik olurdu aynen. Kezden. Çok şeyi kaçırdınız. Üçümüz bir araya gelince çok komik oluyor. Bari selam söyle artık ya Penz'e. Ben bazen sitcom'a benzetiyorum. Yani bir selam. Bazen stüdyoyu Penz'e de selam buradan. Sitcom gibi bir ortam oluşuyor bizim stüdyoda. Gelenler görür. Yani eğleniyoruz da bununla ama. Bizi bir arada görseniz çok komiyiz de şey yapamıyor. Canlı yayın biraz gerdi. Lan Cem freestyle performansı olacak mı? Ya konuştuk öncesinde öyle yaparım dedi öyle bir şey. Tamam, evet. Sonra kendisi konuştuk istiyorsa da. Şu anda bilmiyorum. Aynen. Yaparız aslında. Balkan verirse. Aynen. Ya. Yeah.
Balkanların en iyi freestyle yapan MC'si. Tanıtır beni aga bi sana. Sen de düşün şimdi yapar bebeler harbi G sana. Herkes dinler zaten olurum ben Feyz abilerden sonra yaptım rapi dedim ey. Ta ileriden sen duyarsın dersin lan iyiymiş. Bu bebe bilmiş üstüne giymiş kızıl kara kaftanını takımın kaptanını tanırım. Kaplanını bulurum aslanını bakarım. Rahatlamışız şimdi tatlı mıyız? Bilemem yine de ben de durdum direnip ve sonra hızlan sandım diye baktım lan yine sandım. Bak değişmiş flowlar bana sandık gibi kutusu Pandora'nın. Ama rap bana verdiler andımanı bebe aldı da atladı. Bak bana gerek yok aslen ben yaptım agalan pastel. Gerisi bir stensil gibiyiz duvarında çıkmayı silsen de bizi boyaman gereksiz aga. Sıvanmaz güneşte balçıkla iyi sen dalçıktan bir de boy ver bakalım nasılmış oralar. Göremem ben onu bulamam daha yine alamam daha ve de kalamam. Var. Bu sefer masamda kelimeler set aramak dağlar kafamdan. Geri yolan her rhyme damlar bana tavandan. Ben derim lan takılsam rafadan yumurta gibi laf atar bebeler bize. Sanki geri Peyton Seattle Supersonics'ten bebe yapar öyle Sonic'ten. Son işten bitti dörtlük ben ekledim de gördüm. Sonra çözdüm beni yenmek için oku sözlük. Ama olmaz o kadar kolay lan vermen gerek emek. Sonra yersin yemek fakat belirlemek hedef amaç oydu moruk kelek olur yoksa gerisi. Şimdi sende eli sil çünkü bence fazla pismiş lan kimlik. Ararken kaybolan ister şehrimin ortasında ama olmasın öyle la kolpası da varsa o da kalsın lan ondasın da bunu var saymak gereksizken çaylakça yapacak bebeler aylakça ve soracaklar lan neredeki çaylar kaynatacağız biz. Ben alacağım face bu sefer hissederek vereceğim rapimi ben risk ederek her şeyi artık ve de yumurta kapıya dayanmış gibi bazı zamanlarda. Aslına bakarsan o zaman acele etmen de gerekir koşma ve de toslarsan yine de düş kal. Sadece risk al, risk al paspal. Sadece risk al, risk al paspal. Sadece risk al, risk al paspal. Boom ve de freestyle yapsam o zaman katlar yıkılır ve de bir gün katılıp kazanırım ben de kendi kupamı. Boom Kekicim ooo neredesin? Ooo gelmedin. Öldüreceğim. Ooo kekicim. Ooo neredesin? Ooo gelmedin. Öldüreceğim. Orta Doğu ve Balkanların en iyi doğaçlama MC'si neredeyse James Spade. Ağzınıza sağlık. Şimdi Çağrı'ya yayından önce konuştuk aslında bunu biraz. Sizin de gelecek planları dahilinde bu varmış. Hani 40 kişinin çıkış noktası da aslında bu. Hani bu geleneksel medyaya bağımlı kalmadan daha yerelden o alt kültürden beslenen o alt kültüre hitap eden o alt kültürden gelen insanların yaptığı hatta bir medya oluşmaya başlıyor değil mi? Doğru. Aslında hatta şöyle bir durum da var. Maalesef İstanbul medyası yüzünden bir sıradanlaşma da var. Yani kalıp bir şeye insanlar... Bizans medyası diyelim mi? Bizans medyası yüzünden evet bir sıradanlaşma ve kalıp sunulma durumu var. Aslında insanlara tek kalıp üzerinden çok fazla şey sunuluyor. Eğer yerelleşme olsa tıpkı futbolda olabileceği gibi. Yani yerelleşmeyle beraber futbolda nasıl başarı artabilir? Diğer takımlar daha başarılı hale gelse, şampiyonluğa oynayabilse nasıl? Yerelleşmeyi şehircilik diye evet aynen. Genelleyebilir lokal, miyiz şehircilikle, acaba? Aynen öyle aslında biraz şehircilikle olabilecek, şehrini tutmakla olabilecek bir şey bu. Ankara buna çok müsait. Zaten Ankara aslında İstanbul'u bu konuda besleyen şehir bir yandan da. Şöyle bir, tabii ki yine imkanlar doğrultusunda şöyle bir imkanımız olduğunu fark ettik. Artık internetin güçlenmesi, sosyal medyanın güçlenmesi, hatta televizyon yayıncılığının internet televizyonculuğuna dönüşmesiyle beraber yavaş yavaş haftanın belirli günlerinde belirli konseptler altında Ankara'dan yayın yapan bir televizyon oluşumu oluşturma
ile ilgili bir niyetimiz var. Bunun bir günü müzik üzerine olabilir. Bir günü insanların dışarıda nasıl eğleneceği, nerelerde eğlenebileceği, ne tür konserler olduğu ile ilgili tanıtımlar olabilecek. Belirli saatlerde zaten eminim ki yerelleşmeden dolayı Ankara'daki insanlar da bu kanalı o saatlerde seyredebilecek saatlerde takip edeceklerdir. Biz bunu da sağlayabilecek bir hale getirebilecek şekilde konsepti oluşturduk. Hatta bunun için de sizi de düşündük. Bir günü 40 kişi ele alabilir. Bunun gibi yani bu böylece 40 kişi gibi birçok oluşumu da desteklemiş olacak. Çünkü eminim ki hem radyo televizyon okuyan arkadaşlarımız ya da bu işte amatör olarak ilgilenen arkadaşlarımız bir yandan yaptıkları işleri yayınlayacak ortam da arıyorlar. Fakat bunu bulamıyorlar. Çünkü büyük kanallar ya da var olan ulusal kanallarımız pek bunu desteklemiyor. Yerel kanallar zaten tamamen ticari yöntemle gidiyor. Biz hem şehirciliğimizi korumak, özellikle biz aslında hem bir yandan şehirciliğimizi korumak derken bir yandan da Ankaralılığımızla övünerek ve Ankara'yı ön plana çıkartma hedefiyle de bunu çok fazla yapıyoruz. Ankara bir numara olsun bu konuda, neden İstanbul olsun da diyoruz açıkçası. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Yani önümüzdeki 5 senelik hedef bu. Ankara'da bir şekilde hem prodüksiyon, gerekirse sinema ayağında en iyi yerde olabilmek. Konuşmayan arkadaşlar var. Öyle yorumlar geliyor. Tehran. Şimdi bu konuda oradan bir yorum gelir mi çağrıya devam? Vallahi sonuçta ben bu işin organizasyonu yanındayım daha çok da. Hani rap'e gönül verdik. Supa ile tanıştık işte. Yani Voodoo kardeşimiz oldu artık. Bir de yani burada bir aile ortamı var aslında. Hani böyle bir iş şey değil bu. Hani çoğu artık böyle akrabalık ilişkisi. Mikrofonu bir şey biraz yaklaştırabilir miyiz Tahran? Tamam ben rap de yapıyorum aslında falan. Falan diyor. Freestyle yapayım mı? Yok. Tabii ki şaka. Abi Malezya'dan bir geldiler falan bir belgesel ekibi de. Evet. Onu da soracaktım aslında. Ben de öyle gaza geldim. Ben de yapacağım falan diye çıktım. Freestyle yaptım ama kısmet artık bakacağız yani. Şaka şaka. Nasıl oldu? Yani biz gurur duyuyoruz aslında bu işlerle. Tarhan şu an 30'larının sanırım ikinci yarısına girmek üzere. Evet, 34 olduk. Ve gerçek bir hip hop savaşçısı. Biz aynı çatı altında bir şekilde kendi işlerimizi, kendi hayallerimizi bir araya getirerek beraber işler yapmaya devam ediyoruz. Tarhan, organizasyon taraflarında daha fazla bizim elimizin kolumuzun uzun olmasını sağlayan bir pozisyonda. Biz aslında biraz bir önceki soruya geleceğim ben. Son bir sene içerisinde Voodoo ne yaptı? Son bir sene içerisinde neler oldu? Voodoo'nun amiral şekilde lokomotif görevinde Ay Sezel, Agabi, DJ Supa'dan oluşan bir ekibi vardı. Bu şekilde daha fazla göz önündeydi. Ve daha Ice'ı ortaya almış şekilde bir gidişat vardı. Fakat bunu Ice Ezel ayrılığı açısından söylemiyorum ama Ice Ezel, Agabi, DJ Supa'nın tekelinden Voodoo'yu çıkarmamız gerekiyor gibi düşündük. Bu yüzden biraz arka tarafa yatırım yapmalıyız. Arka taraf? Sonuçta... hayır orası ön taraf tanımı. Oradan bahsetmiyorum. Arka taraf dediğim şey bu işin organizasyon tarafı, bu işin pazarlama mutfak tarafı, mutfak tarafı aynen. Daha çok mutfak tarafı. Orada işte Çağrı, Tarhan gibi ekstra güçlerimiz meydana gelmeye başladı. Şu an burada olmayan ama bizimle organik bağda olan birçok kişi oluşum var ki bunlardan bir tanesi de eski yeni. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Her zaman Voodoo'nun büyük destekçisiler. Her zaman birçok işimizde yanımızda olup bizi destekleyip başarıya ulaşmamızda onların da tabii ki payları var. Voodoo belli bir yere geldi biz. Ay Sezer'le ayrılığından sonra gerçekten sadece iş kafasında insanlar olsak Ay'sın yerine oraya çok ünlü bir tane rap MC'si entegre edebilirdik. Bu ne bizi tatmin ederdi ne bizi gerçekleştirirdi. Aslında olması gereken bu değildi. Biz daha Voodoo'nun arka yapısına, daha mutfak tarafına yatırımlarımızı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Ve bununla beraber Voodoo'nun belli bir kendi prodüksiyon müzik ekibi olmakla beraber genel Türkçe hip hop, Türkçe müzik, Türkçe alternatif müzik dikeyinde operasyonları devam edecek. Birçok o isimle ortak işler yapacağız. En son Yener Çevik Yener abiyle konuştum ben. Sanırım onun albümüne başlayacağız beraber. Bir incesi var isimli bir proje. Aynen ilk kez sanırım buradan duyuruluyor. Yener'in albümü.
Birçok proje daha yolda yani. Ama insanlar emin olsunlar. Voodoo da çok iyi işler yapacak. Voodoo'yla aynı eksene girmiş birçok isim de çok iyi işler yapacak. Bunun dışında biz bu piyasada temiz bir kalple, temiz bir beyinle iş yapan herkese sonsuz şekilde desteğimizi, elimizden gelen her şeyi vermeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir durum fark ettim. Ben aslında rap kültürünün, hip hop kültürünün çok dışından işe dahil oldum. Ama yani dışarıdan takip edip dinlediğim müzikti. Fakat şöyle bir şey vardır ya, hani Amerika'da ya da diğer ülkelerde bu oluşumlar birbiriyle hep savaş halinde ve sanki kavga ediyorlarmış gibi durum var ya. Burada da aslında belki bazı ekipler, bazıları bunu böyleymiş gibi gösterip faydalanmaya çalışsa da ben şunu fark ettim. Hepsi çok yakın arkadaşlar. Görüşüyorlar, konuşuyorlar ortak organizasyonlar hakkında ya da ortak projeler, gelecek projeler. Müziği nasıl bir konuma getirebiliriz, nasıl bir ilerletebiliriz? Nasıl bazı insanların elinden, Ulusal TV'deki bazı şu anda hatta ismi değişik mankenlerle olan insanların elinden kurtarabiliriz bu işi diye çok çabalıyorlar. Ben buna çok şaşırdım aslında. Ben farklı bir rekabet içinde olduklarını düşünüyordum. Yani o yüzden aslında Sercan'ın ayrılığı da bu yüzden magazinselleştirilmemeli. Ya da hiçbir zaman buna bir çaba gösterilmedi ya da böyle olsun istenmedi. O yüzden bir yandan da şu çaba var. Bu bir felsefe, bu bir kültür ve bu kültürü aslında Türkiye'de kendine ait bir kültüre dönüştürme ya da farklı bir özgün hale getirme çabası da var. Tıpkı Agabi'nin şu anda hem albümünde hem diğer projelerinde çalıştığı gibi. Aslında bu çok güzel bir şey çünkü hani ben yine dışarıdan bir gözle bakarak tıpkı medyaya, tıpkı spora baktığım gibi müzikte de bu tür farklı akımların ortaya çıkması, farklılıklarla biraz sivrilmeye çalışması bu ekiplerin bence çok desteklenmesi gereken bir durum. Ama yine en başta söylediğim gibi Türkiye'de maalesef çoğu rating alan iş düşük zekaya hitap ediyor. Yani düşük zeka derken insanları söyleyerek değil, üretilen üretim olan prodüksiyonlar, üretimler ya da içerikler tamamen düşük zekalı üretimler bence. Yani genel olarak da sonuçta hip hop için bir savaş veriliyor. Bu insanlar da burada en büyük savaşı veren insanlar. Ankara sahnesinde özellikle yani en iyi şeyleri, işleri yapan insanlar yani. Hani ben de o yüzden onlara güvendiğim için böyle bir katılım yaptım. Hani şey olarak. Yanlış anlamayın, bize diyorlardı birader pantolonun düşecek diyorlardı, oraya takılacağını bilir diyorduk yani. Yani işte öyle bir durum yani. Şimdi bir müzik arası. Düşmez. Daha, müzik arası. Müzik daha arası verelim. Aynen. Bizim sonra bizim kısa cevapla yani. Ankara sorularım var. Say. Bu sene onları yapıyoruz. Sadece AB Country ve ben çalıyorum. Hakan Kiltepe ve Selena'yı Özmen çalmayacaklar. Yo. Say, boy, varsa geçici bir hevesim erteleş ama hal bir şekle soksak yok işin en aşağı hali. Biz şemaya istemeden dahilken Adila sonla Kamil var sebepse mali. Ve bu sistematik yaptı bizde panik. Bu değil handikap, hiç budu bir antika teyip. Peki sepya mı değil gri şehrimde antifa. Ey çık sokağa yapıp da fizibiliteni zorbaysa zarbo babam bizi bilir kesin. Beyin assa tak tasma korum ama feyiz alsa peyzajda filiz alır ekip. Peki değişim ütopya bir de sinyo çok da sını dile yok marşin sürüyor kuşa biz dikine koşacağız daha yap. Ya bu şarkıya bir nakarat lazım. Ey lazım lazım. Bu şarkıya bir nakarat lazım. Ey lazım lazım. Bu şarkıya bir nakarat lazım. Lazım yo lazım. Bu şarkıya bir nakarat lazım. Ey lazım ya. Senin ex-liplisin müziğin rezil ve bir de beni geçkin. Chris tek derdi fitik canım kendi bilir. Erkenden delirdi tükendi pili durdu. Kurdu kudurdu toy. Plaklar kasetlerde daha bir teybi yok. Şekli sevimsiz evi de fevri çok. Keyfi yokken katana bile iliyor ey. S
sen gidip atla. Edebi kültürünü kısıtla kitapla. Eğitip ıslahla seni yapacağım kıyaslar ki sen demediğinde ben denedim aslan. Daha tad alamadık ki rahattan. Evet cüz cüz idi, ücüz değil lan abartma. Rapçi deli yemiş beyni ukala bir parça. 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 Bu şarkıya bir nakarat lazım. 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 Oy. Şarkıya bir nakarat lazım. Yeah, lazım. Lazım. Bu şarkıya bir nakarat lazım. 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 Bum 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 bum. Sağ olun. Biz burada çok beklediğimiz zaman olaydan kopuyoruz mesela. Agabando'dan bir anda böyle başka bir şeye geçiyor. Soğutmazsak iyi olur. Şimdi çok kısa bir bölümle zaten kapanışı sizde yapalım, bitirelim zaten. Ya tamam. Bayağı bir saati bulduk. Şimdi bu sene her konuya şöyle kısa kısa sorular soruyorum. Hanginiz cevaplamak isterseniz, isterseniz hepiniz, isterseniz biriniz. Ankara'da olmasaydı Ankara olmazdı dediğiniz bir şey, bir kişi, bir yer. Melih Gökçek. Ve tersi. Evet, olmasaydı çok güzel. Pardon bir dakika bakayım kafam karıştı. Olmasaydı da olurdu. Ya Ankara ben hatta olmasaydım çok güzel da olurdu. Olurdu. Politik geliyor bak şimdi. Çağrı'nın ilk soruya cevabı olur. Politik değil muhtemelen. Hani üstündeki formadan anladığımız kadarıyla. Ankara ve olmasa kelimelerini duydum. Melih Gökçek geldi aklıma söyledim. Tam cümleyi dedim aslında yani. Olmasa da olur. Ankara'da deniz olsa olmazdı. O kesin. Bir de Gençler Birliği olmazsa olmazdı. Olsa da girmezdik zaten. Öyle değil mi? Deniz olsa girmezdik. Melih Gökçek. Zaten Melih Gökçek olmasa olurdu da. Bir de şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nde oturan bir zat var. O olmasa çok güzel olurdu ya. Ya öyle deme. Öyle deme ya. İnsan insan. Neticede insan. Bak alkışlıyorsunuz. Günahınız büyük. Bak. İzliyor mudur acaba? Var mı başka cevap vermek isteyen? Olmuş. Cem hareketlendi. Ya bence Cem bir freestyle daha yapsın. Bütün performansı bize kilitledi şu an. Cem bu soruyu freestyle ile cevaplasın. Tamam. Aynen. Ne tamam. Dersiniz? Aynen. Tamam. Aynen. Soru şeydi değil mi? Ankara'da o ne olmasa olmazdı mı? Ne? Ya onu sormuşlar. Tamam. Ya benden mi bekliyorsun? Beklemiyorum. O zaman tamam düz yapıyorum. Ya aslında daha iyi olmayınca altyapı. Ankara'da olmasaydı olurdu mu altyapı? Bilmiyorum her yağmur içindeyiz yüzüyoruz zaten. Aslında süzüyoruz sokakları. Olmasaydı olmazdı sokakların manzarası. Hepsi aynı zaten aslına bakarsan bütün şehir koca bir mahalle gibi. O yüzden samimi. Herkes anlatır zaten. İnsanlar tarif eder adresleri doğru. Bu büyük bir değerdir şehrin içinde çünkü yoktur korku. Herkes anlatır zaten. Hepsi sorgular. Her kafanın kafasında tonla düşünce var zaten. Her bireyin hayatında bir koşuşturmacası. Her yerde aynı. Bu zaten. Farkı değil Ankara'nın ama otobüse bindiğin zaman senin kafan farklı çalışır bu şehrin içinde çünkü zaman yarışır seninle. O zaman ne yapacaksın aklın karışır senin de kalemin elinde yine yaparsın onu ve bakarsın pislenir teninde bazı zamanlar. Çünkü her tarafta saçma sapan inşaatlar var. Yıllar öncesine kadar bir vinç vardı Gazi Osman Paşa'da. İşte o olmazsa olmaz. Kaldırdılar sonra o vinci yerine keşke bir tablo koysalardı yapmış olsa da vinci. Hep biz de öyle devam etsek bari. Ne diyeyim ki
İnci'nin top oynar zaten sokaklarda. Biz de zamanında takılıyorduk İnci. Bilirsin bilincim yerinde çünkü aynı adamlarlayım ben aldım onlardan. Feyz bu şehrin gri rengine bakarsan açılır bilincin. Tonla şeyi sorgularsın, düşünürsün ve yaparsın öyle. Sonra harekete geçmen gerektiği zaman zaten yönün önündedir. Senin ateşin olur o şehir seni yapıyorsa deli. O zaman atılıp o ateşin içine çıkarsın olup yeni bir deli. O da delinin şehirde seyri gibi olur adamım. Ve biz de şimdi onu böyle baştan çevirelim, evirelim. Ve koyulursa konzlar kafama pens gelir. Benim kardeşim ve birkaç tane dost var. VX takımı Kaan ve Sadık. Unutmayız onları da hiçbir zaman. Yo, bir de bu şehir açar zamanla tanıştığın bazı insanlarla senin kalbini. Öyle devam edersin bu değildir kaderinin tahmini. Bir şekilde kendi savaşlarının galibi olursun alır talimi. Ve doldurduğunda vaktini devam et kendi rallinin Colin McRae'yi olup. Ve ben de derim bu sefer bu son raddesi olur. Ve biz de yaparız rapi. Herkesin tonla hatası kendi cebindedir. Moruk o da günü gelir onun serveti olur. Ve böyle anlatırım bu sefer. Rapim benim devam, rapim benim şifam. Ve ben de anlattığımda yaptım onu. Olmasın lan impalan ve olmasın da param. Benim şehrindeki manzaram, huzurum, bir de dostlarım ve ailem. O zaman rahat yatarım hücrede de olsam oranzada. Öyle anlatır o rapçiler. Şimdi bir de Seymenler Parkı olmasaydı olmazdı o da her zaman. Biz de dedik o zaman bazen pat gün, bazen paf gün, bazense bazı günler güzeldir ve hatta en sonuna gelirim. Biraz daha şımarıp biraz daha kaynatayım mı yoksa kapatayım mı? Çok severim Tunalı'yı, Kızılay'ı, sokağını, karanfilin, konurun. Orada vardır Araf, Araf da kaledir. Önünde bir bayraktan kızıl ve kara yine. Her zaman aklıma gelir bir de Can abi de vardır orada. Onu görünce insanda bir heyecan oluşur. Anlarsın ve vardır bir de DJ Aslan Sütü. O da olmasa olmaz. Ve ben de bitireyim artık. Ve bir de otobüs duraklarının kalabalığı bırakır kendini o itiş kakışta hayran. Oy! Ankara'nın bağrından voodoo dance. James Payne. Sağ olun. Tamam. Bunun üstüne söyleyecek bir var. Şey olan var İki mı? Kelam var. Lafımız tamam. Var. Temiz mi başarın ve vesaire. Ben bunu söylerken bile kiminin aklı mesaiydi. En deyip denen tepedekilere de dahil hep. Tedavi değilse de bir muayene bu. Bu bir planlı takımın akımı. Ki deplasmanda her statta çakılı. Performanslar ve her bebede kara kızılı. Bir atkı takılı. Farklı bir kalıp bu taktik alın. Keza sonuçta dik kafa bir çoğunuz epi dalaşı boğuşup durun da böyle olunuyor oluşum. Ki bana dokunuyor konuşu bir sonraki belki de sen. Ben biz evlat bu ihtimal söz konusuysa derdime var. Yeter kefenle 16 küsür kilo Berkin Elvan. Aramızda faili mevzu polis. Psikolojik bir problem mevzu bahis. Kesin o da deneyip diliyordur hep. Zulan ey şaka hep. Para bula mail. Ah ki köpeği epey. Hep zulan ey şaka neyi neyi. Ah ki köpeği epey. Hep zulan ey şaka neyi neyi. Ah ki köpeği epey. Hep zulan ey şaka neyi neyi. Ah ki köpeği epey. Hep zulan ey şaka neyi. Ve vesaire. Ben bunu söylerken bile kiminin aklı mesaide. Elip denen tepedekilere de dahil hep. Tedavi değilse de bir muayene. Bu bir planlı takımın akımı. Ki deplasmanda her statta çakılı. Performanslar ve her bebede kara kızılı. Bir atkı takılı. Farklı bir kalıp bu taktik alın. Keza sonuçta dik kafa bir çoğunuz. Epi telaşı boğuşup durun da böyle olunuyor oluşum. Ki bana dokunuyor
bir sonraki belki de sen. Ben biz evlat, bu ihtimal söz konusuysa derdim hep var. Vereceğiz eşkali yeter kefenle 16 küsür kilo Berkin Elvan. Mızda faili meczu polis, psikolojik bir problem mevzu bahis. Kesin o da deneyip diliyordur hep zulan iş aga hep. Para pula mail, ki köprüye pay. Hep zula ne iş aga neyin ne demeyin. Ki köprüye pay. Hep zula ne iş aga neyin ne demeyin. Ki köprüye pay. Hep zula ne iş aga neyin ne demeyin. Ki köprüye pay. Hep zula ne iş aga neyin ne demeyin. Bom 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 Ankara'nın barından vurdu. Ve agabando bom. Eyvallah. Ve sona geldik. Yeah. Parçada da geçiyordu. Bugün de buraya gelmeden önce o görüntüleri izledim. Yani Berkin Edvan'ın o görüntülerini aynen izledim. Yani böyle bir kapanış olsun. Onu da Berkin'i de analım. Hani o... Yo, önce biz yapalım mı? Tüm direnişçilere, paspallara, altta kalanlara selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz biz bize olabildiğimiz için. Sağ olun. Boom. Yani o annesini o görüntüleri izlemek zorunda bırakanlara da lanet olsun diyelim. 40 kişi de bugün böyle bitsin. Bu yayının tekrarını ilerleyen günlerde YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Vudu'ya da çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Her şey eyvallah için sağ olun.